Bitlis TV ekranlarından herkese iyi akşamlar. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Bugün yine değerli bir konuğumuzu ağırlıyoruz Bitlis TV stüdyolarında. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Adem Bey, programa ilk önce sizi tanımakla başlamak istiyorum. Adem Aydoğdu kimdir? Teşekkür ederim. 16.03.1974 yılında Ağlat'ta doğdum. İlk öğretimimi Van İnönü İlkokulu'nda tamamladım. Ortaokul ve lise öğrenimi ise Ağlat'ta tamamladım. 1992-1994 yılları arasında 100. Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümünü bitirdim. Daha sonraları ise İşletme Fakültesini bitirdim. Göreve ise 01.03.1993 yılında başladım. Yine Van 100. Üniversitesi görevde yükselme sınavı açtığında orada sınavı kazandık. 100. Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu'nda göreve başladık. Akabinde bir Ağlat Meslek Yüksekokulu geçmişimiz oldu 2 yıl. 1997 yılında da Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'ne yatay geçişle bulundum. Evet. 1997-1999 yılları arasında çalışırken aynı zamanda askerlik görevini yerine getirdik. 99-2001 yılları arasında da Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde Sulama ve Toprak İşleri Şube Müdürlüğü görevinde bulundum. Bu aralar tabii ki Aysun Hanım, yani anlatmadan insan geçemeyecek şimdiki kıyaslamalarla, o dönemlerde yaptığımız şube müdürlüklerinde bir işin programa girişi, bir işin takibinin yapılması, evet, inan ki bizlere bayramdı. Nedenini işte ekonomik durumları, Türkiye'nin durumu, konjüktür yapısı. Fakat şimdi Allah'a şükür öyle işler var ki biz artık günübirlik değil, haftalık değil, aylık yetiştiremiyoruz. Rabbime şükürler olsun ki. Ondan sonra 2001 ile 2005 yılları arasında yine Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü'nde İnşaat İskan Şube Müdürlüğü görevinde bulundum. Evet. 2005 yılının sonlarında İl Özel İdaresi'nin kurulmasıyla 2009'a kadar yine İl Özel İdare'de İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü'nde yatırım servisinde, kanalizasyon servisinde, içme suları servisinde çeşitli görevlerde bulundum. Ve aynı zamanda belediyeler ve özel idarede bulunan sendikalarda sendika başkanlığı görevini yürüttüm o aralar. Evet. 2009 ile 2012 yılları arasında ise Güzide ilçemiz olan Norşen ilçemizde, yani Gürömak ilçemizde hem ilçe özel idare müdürlüğü görevini yürüttüm, hem de buna mukabil köylere hizmet götürme birlik müdürlüğünü yürüttüm. Orada da güzel anılarımız oldu. Yani buradan dile getirmek isterim. Gürömak'ta ilçe müdürüyken şimdi Ankara Vali Yardımcımız Turan Yılmaz Beyefendi ile birlikte 10 proje hazırlamıştık Ankara'ya gittiğimizde. Yine dönemin milletvekilimiz Vahit Kiler Bey hem yol gösterici hem de yardımcı oldu bizlere. O projelerin içinde hiç unutmadığım şimdiki tekstil, ilk Bitlis'te tohumlarının atıldığı tekstil projesi artı Güroymak Meslek Yüksekokulu projesi artı Güroymak Halk Bankası, Güroymak Nefes Alıyor, Güroymak Mandacılık, Güroymak Doğu Yorum Korosu vardı. Çok dilli koro bir ara izlediyseniz. Evet. Tabii bu gibi projeler gidince hoşuna gitmişti. Bizi yönlendirmişlerdi sağ olsunlar. Özelleştirme dairesinden Güroymak ilçemize verilen bir tütün deposu vardı. Biz orayı tekstilcilere bir teklifte bulunduk. Gelin Bitlis'imizde tekstil yerleri açın, istihdama yönelik, işe yönelik. Evet. O zaman 3 firma gelmişti. Nur Tekstil, Han Tekstil ve Okay Tekstil. Daha Bitlis'te yeni. Ama Rabbime şükürler olsun ki o zaman 30 kişiyle başlanan 3 kişi, 3 firmadan birisi şu anda Nur Tekstil, Güroymak'ta. Geçen gün de görüştüm, bugün de görüştüm. 600 kişiye istihdam sağlıyor. O zamanın tohumu ne kadar bereketli olduğunu, şimdi ilerideki safhalarda da konuşacağız, ne kadar faydalı olduğunu bizim memleketimiz için göreceğiz. Aslında geçmişte hayal gibi gelen birçok proje hayata geçmiş oldu, geçmeye de devam ediyor diyebiliriz. Aynen öyle, katılıyorum. Hatta şu anda talep patlaması diyoruz. Zaten evet, vekillerimiz, sayın valimiz, siyasi bürokrasi hepsinin takip ettiği, üzerinde elzemle durduğumuz bir yatırım, proje, istihdam. Başarıya ulaştık Allah'a şükür, hamdolsun.
2012 ile 2014 yılları arası tekrar il özel idaresine dönerek Makine İkmal Müdürlüğü görevini yürüttüm. Evet. 2014 ile 2016 yılları arasında ise Asaleten Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüttüm. 2016'nın 2. ayının 12'sinden şimdiye kadar da İl Özel İdare Genel Sekreterlik görevini asaleten yürütmekteyim. Ve aynı zamanda 2018'in sonlarında seçimle, yönetim kurulu seçimi ve valimizin takdiriyle Bitlis OSB'de yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini sürdürmekteyim. Evet. Ben öncelikle şunu merak ediyorum. İl özel idaresinin tanımı ve çalışma alanları. Yani birçok izleyicimiz, yani yapılan araştırmalarda birçok insan aslında bunu tam olarak bilmiyor. Bunu ilk ağızdan sizden duymak istiyorum. Teşekkür ederim efendim. Evet, İl özel idaresi tarihe baktığımızda 1913 yılında kurulan, Cumhuriyet tarihi öncesi kurulan bir kurum. Evet. Bu kurum kurulduğu zaman, o zamanki tabii ki yeni Cumhuriyet'ten önce Osmanlı sonrası, köy, mezra gibi yerleşim yerlerinde hizmetlerin yürütülmesi için kurulan bir kanundu. Bu kurumun yavaş yavaş işlenmediğini nereden anlıyoruz? 1987 yılında bir değişikliğe gidiliyor. Bu değişiklik tabii zamana uymadığı için, günün şartlarına uymadığı için evet. Tekrar hükümetimiz 2015 yılında Anayasanın 127. maddesine istinaden 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'yla bunu iyice yoruldu ve halkın hizmetine aktif bir şekilde, rantabil şekilde, mahalli idarelerle entegreli olacak şekilde gündeme getirildi. 2015-2016'nın sonlarında da bu artık resmi gazeteye yayınlanarak yürürlüğe girdi. Evet. İl Özel İdaresi Teşkilatı Şeması, il imarının dışında olan, yani mücavir alanda olan her yerin işlerini yapan bir kurum. İlin karar organı İl Genel Meclisi'dir. İl Özel İdaresi ise yürütme organı. İl Özel İdaresi çalışma alanlarını bir ilin içerisinde bulunan yolları, suları, içme suyunu, kanalizasyonu, köy altyapılarını, spor tesislerini, eğitim tesislerini, entegreli olan alanların sanat okullarını, maden ocaklarını, hepsine hizmet götürüp aktif bir şekilde hizmetlerini sürdürmek için genel meclis kararıyla entegreli bir şekilde yerine getiren bir kurumdur. Evet. Aynı zamanda biz bunları yaparken İl Genel Meclisimiz kendine has özel kararlar çıkaran, cezai müeyyideler uygulayan ve denetleyen bir kurum ve birimdir. Evet. Bunun için biz hep şunu diyoruz. Önce hizmet. Hizmet olduğu zaman bizi için yasaları en çabuk, en seri bir biçimde meclisimize, İl Genel Meclisimize iletiriz. Onlar da sağ olsunlar istişareli bir şekilde halkımıza hizmet için elimizden geleni yapmaya çalışırız. Evet. Ben teşkilat yapısını ve dağılımını da merak ediyorum Adem Bey. Biraz da bundan bahseder misiniz? İl özel idaremizin teşkilat yapısı tabiri caizse ilin diğer tüm kurumlarının içinde olduğu bir kurum gibidir. Evet. Yani şunu şöyle açalım. İl özel idaresinin yönetimini oluşturan 3 organ vardır. Bu her kurumda yoktur. İl özel idaresinin başı validir, ilin valisidir. Evet. Diğer taraftan İl Genel Meclisi vardır, il encümeni vardır. İl valisi yetkisini İl Özel İdaresi Genel Sekreterine verir. Genel Sekreter il valisi adına hareket eder. İl Genel Meclisi ise dışarıdan gelen talepler ve kurumun olgunlaştırdığı tüm yasaları İl Genel Meclisi'ne götürür. Sonra il encümenine götürür. Yani meclisin bakanlar kurulu gibi. Evet. İl meclisine götürür. Vali Bey onayladıktan sonra bu işlemler yürürlüğe girer. İl Özel İdaresi'nin teşkilatı bir genel sekreter, iki genel sekreter yardımcısı, hukuk müşavirleri, basını, 10 tane birim müdürü, il müdürü statüsünde birim müdürü, 6 ilçe özel idare müdürlüğü, 9 tane şantiye bakım evimizden oluşmaktadır. İl Özel İdaresi hizmetlerini genel sekreter vali adına yürütür, onun emirleri yönünde mevzuata uygun bir şekilde hareket eder. Çünkü resmi gazete gibi yayınlanır. Politikaları, amaçları, stratejik planları, envanterini, bilgi tablolarını oluşturur ve halkın hizmetine sunar. Hata yapma riskimiz yoktur. Evet.
Bu yasaları, planları, programı yaparken de ilim valisine karşı sorumludur. İl genel sekreteri ilim valisine karşı sorumludur. Evet. Hukuki yönümüz de budur Aysun Hanım. Peki şunu merak ediyorum ben. Teşkilat yapısıyla nüfusun alakası var mı yani? Bir ilişkisi var mı? Güzel bir soru, doğrudur. Bazı illerimizde malumdur, il özel idareleri yoktur. 51 Türkiye'de 51 evet. ilimizde il özel idaresi var. Diğer geri kalan illerimizde YUKOP'lar var. Neden? Nüfusu büyük şehir olan yerlerden YUKOP'tur. Yani yatırım izleme koordinasyon başkanlığıdır. Daire başkanlıkları genel müdürlükler statüsünde yine valiliğe karşı sorumludurlar. Ama küçük şehir dediğimiz, yani büyük şehrin altında olan illerimizde ise direkt il özel idaresidir. Bu nüfusla alakalı olduğu için YUKOP olabilmiyoruz. YUKOP olabilmemiz için büyük şehir statüsündeki nüfusa erişmemiz lazım. Evet. O nüfus potansiyelinin altında olduğumuz için il özel idaresi olarak tarif ediliyoruz. Nüfusla ilişkisi var bu Tabii, anlamda. Kesinlikle. İl özel idaresinin kaynak durumu ve bütçesini merak ediyorum. Bunlardan bahseder misiniz? Memnuniyetle il özel idaresinin bütçesini her yılın Kasım ayında il genel meclisiyle istişare ederek İl Özel İdaresi Genel Sekreteri vali adına yürüttüğü için genel sekreter, birim amirleri, ilçe müdürleri, genel sekreter yardımcılarıyla oturur. Bütçenin kaynak durumuna göre bütçesini hazırlar evet. ve vali beyin onayıyla il genel meclisine sunar. İl genel meclisine sunarken şuna da dikkat ediyoruz. Yani bizler ile hizmet ediyoruz. İlin diğer kurumlarını da gözetlemek zorundayız. Evet. Taleplerini alıp minime etmeden ihtiyacına göre karşılamak zorundayız. Rabbime şükürler olsun ki siyasi bürokrasi, meclisimiz, meclis başkanımız, meclis üyelerimiz her zaman şunları demişlerdir. İlin gelişmişlik ihtiyacına binen ne varsa biz hazırız demişlerdir. Biz de ona göre gelen talepleri alırız. Kendi bütçemizi oluştururken istediğimiz taleplerle il genel meclisine havale ederiz. Evet. Vali Bey'in imzasıyla il genel meclisine havale ederiz. İl genel meclisi de bizim taleplerimizi ve diğer kurumların talepleri bütçe standardı ve çerçevesinde değerlendirmeye alır. Acil ihtiyaç planlamaya göre değerlendirmeye alır. Burada biz bu bütçeyi hazırlarken 5302 il özel idare yasası çerçevesinde hazırlarız. Bu nedir? Nasıl oluşturuyoruz? Malum özel idarenin büyük bir akar geliri yok. Ama nedir? Yan gelirlerimiz vardır. Öz kaynaklarımız vardır. Evet. Öz kaynaklarımız nelerdir? İl özel idaresi olarak malum kiralık yerlerimiz vardır. Satışa hazır yerlerimiz vardır. Takas yaptığımız yerler vardır. Gelen ödeneklerin NEMA'da faizde biriken paralarımız vardır. Bunların karşılığını alırız. Evet. Ve ikinci büyük önemli olayı da köy katkı payları dediğimiz il bank. Yani iller idaresinden gelen payımızdır. Bu da nüfusa, yerleşkeye, nüfusun gelişmişlik ve köyün yerleşkesine göre göndermiş oldukları katkı paylarıdır. Üçüncüsü ise mülki olan köy hizmetleri döneminden bize kalan bir külfetli personel gideri vardı, cari giderimiz. Evet. Allah'a şükür o da Maliye Bakanlığı'ndan halen akar şekilde bize geliyor. Aylık bu takriben 2 milyona yakın bir gelirdir. Yıllık 24 milyona yakın gelirdir. Bu da bize bütçeleşiyor. Bunları bütçeleştirip harmanladığımızda biz kendi öz bütçemizi hazırlamış oluyoruz. Yani mesela 2021'in bütçemiz 74 milyon 300 bin bir bütçeyle hazırladık. Bunun 20-25 milyonu yatırıma, gerisi cari giderlere. Cari giderlerimiz tabii ki malumunuz personel, araç bakım onarımı, piramanet giderleri, evet. artı dairenin bakımı, onarımı, ilçelerimizin bakımı, onarımı, stajyer öğrencilerimiz, kısacası bunun adı cari giderler oluyor. Ama kendi öz bütçemizden ayırdığımız 20 milyon, bu az görünüyor. İleride konuşacağız. Diğer gelen kaynaklarla 100 milyona yakın bir yatırım bütçesine dönüyoruz evet. yıl içinde. İnşallah bunlara dikkat ediyor. Hizmet için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz Aysun Hanım.
Sayın Aydoğdu, bütçe ve kaynaklardan bahsettiniz. Tabii bunun karşılığında ciddi anlamda hizmet veriyorsunuz. Evet. Birçok alanda hizmet veriyorsunuz. Geniş bir çerçeveye sahip İl Özel İdaresi. Biraz bunları ayrıntılandırın istiyorum. Evet. İl Özel İdaremiz malumdur ki 2341 kilometre köy yolu ağına, bu bizim envanterde kayıtlı köy yolu ağımız. 350 köy, 293 mezra, bu da 643 yerleşim birimi demektir. Evet. Bu bizim mücavir alanda olan alanımızdır Aysun Hanım. Biz tabii ki bizim asıl işlerimizden biri de mücavir alanda bu hizmetleri yürütürken koordineli, bilgi akışı, şeffaf, doğru, rantabil bir şekilde yürütmektir. Hizmetlerde daima şunu kendimize şiar edindik. 1- koordine, 2- WhatsApp grupları, 3- Arvento'da araç takip sistemi. Evet. Bu bizim için çok önemli. Aslında doğru iletişimle işi yürütmeye çalışıyorsunuz diyebiliriz. Aynen öyle. Neden diyeceksiniz? Çünkü Bitlis'in coğrafi yapısı çok farklı. Evet. Yani bir Ahlat, Adilcevaz, Güroymak ayrı bir sanki dünyada, ama bir Mutki, bir Hizan'ımız, bir merkezimiz ayrı bir dünyada. Evet. Çünkü coğrafi yapıları hem dağlık, sert, artı vahşi bir doğanın dibinde, vadisinde kurulan ilçelerimiz. Evet. Zorluklarla karşılaşıyoruz. Ama hamdolsun ki Arvento dediğimiz araç takip sistemi, şöyle de izah edebilirim. Şu gördüğümüz araç takip sistemiyle hangi aracımız nerede, hangi saatte nasıl çalışıyor? Evet, şu an ekranlarda da görebiliyoruz. Evet, binek aracımızdan tutun, iş makinelerine kadar gece gündüz çalıştığı alanlar bunlar. Şimdi böyle gelirsiniz, bir tane orada görünen iş makinesinin üzerine dokunduğunuzda aracı kullanan operatör adı, soyadı, kilometresi, dinlenme saati ve dinlenme dakikaları hep orada araçlar üzerinde yazar ve bize bilgi verir. Araç arızadaysa, çok fazla beklediğinde biliyoruz, takibine geçiyoruz. Onarım için WhatsApp gruplarıyla ilçelerimiz, birim müdürlerimiz, genel sekreter yardımcıları hemen müdahale eder. Aslında çok ciddi ve sistemli bir şekilde çalışıyorsunuz diyebiliriz biz buna. Aynı zamanda. Şimdi öyle olmasa Bitlis coğrafyasında müdahale etmek, inan ki tökezleriz. Evet. Ama Rabbime şükürler olsun, bizler bunu, hani bir tabir var, biz mutfağından değil, tarlasından geliyoruz. Evet. Ekip olarak da halkımıza, kendi yöremizde, yetiştiğimiz yörede halkımıza, bu nezih topluma hizmet etmek bize gurur ve övünç kaynağı oluyor. Çünkü kendi akrabamıza, kendi toplumumuza hizmet ediyoruz. Evet, kendi topraklarımıza hizmet ediyoruz. Kendi topraklarımıza. Aynen. Yani gidemediğin yer senin değildir misaliyle karış karış Bitlis'imizi tarıyoruz. Gerek burada yolları yaparken, yayla yollarını yaparken. Aysun Hanım, şuna özellikle zikrediyorum. Biz hep envanterimize şunu diyoruz. 2341 kilometre. Ben geçen hafta birim müdürü, ilçe müdürü arkadaşlarıma takınarak şunu söyledim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bizim aslında 3000'e yakındır. Evet. Bizim tali köy yollarımız var. Bizim yayla yollarımız var. Bizim bağlantı yollarımız var. Kesinlikle. Biz inşallah onları konuşacağız. Evet. Onları CBS sistemiyle olgunlaştıracağız. Onu biraz daha açacağım ileride. Onları olgunlaştırdığımızda köy yolu ağlarımızın ne kadar yükseldiğini göreceğiz. Köy sayısı, mezra sayımız artmaz. Tabii talepler nezdinde artar onlar. Ama kilometremizin ne kadar arttığını göreceğiz hep beraber. Evet. Yani fazlası var, eksiği yok. Eksiği diyoruz. Yok. Aynen öyle. Birim ve müdürlük bazlı çalışmalarınızı merak ediyorum. Biraz bunlara da değinir misiniz? Evet efendim. Birim müdürlüğü olarak Bitlis merkezimizde 10 tane birim müdürlüğümüz var. Bu 10 birim müdürlüğümüzün içerisinde, hani bir tabir vardır, kadimlik, yani hep gelen, yani yükü ağır, bol hizmet veren iki müdürlüğümüz vardır. Ama diğerleri de entegreli, hep beraber işleri yürüttüğümüz ve istişareli bir şekilde, trenin vagonları gibi kenetlenmiş şekilde yürüyoruz. Bunun içinde en büyük payı her zamanki gibi bütçemizden, gerek kendi bütçemizden, gerek eş finansmandan, gerek diğer yatırım bütçelerinden aldığımız yol müdürlüğü bütçemizdir. Evet. Malum yolumuz
Bitlis geneli 2341 kilometre, 350 köy, 293 mezardan oluşuyor. Ve buradan nezih bir şekilde şöyle yanılmadan aklımda olduğu kadarıyla mesela merkez köyümüzün köy yolağı Aysun Hanım 420 kilometre merkezde bulunan köy yolağımız. Ne kadar köy? 78 köy 37 mezra merkez köylerimiz. Evet. Adilcevaz'da 28 köyümüz 7 mezramız var. Köy yolağı ne kadar? 180 kilometre. Ahlat'ta 26 köyümüz 1 mezramız var. Köy yolağımız ne kadar? 240 kilometre. Güraymak'ta ne kadar köyümüz var? 26. Ne kadar mezramız var? 5. Köy yolağımız 180 kilometre. Hizan'da maşallah 75 köy 125 mezra. Köy yolağımız ne kadar? 500 kilometre. Mutki'de 660 köy 74 mezra. Ne kadar? Yine 500 kilometre. Tatvan'da 57 köyümüz var. 44 mezramız var. 280 kilometre köy yolu ağımız var. Yani biz bunlara dediğim gibi ne yayla yollarını ne ekstra ikinci, üçüncü yollarımızı katmıyoruz. Evet. Bunun için köy yollarında en büyük zorlukları ekranlardan da görüyoruz. Yol yapımlarımızda vahşi doğadan dolayı çok zorluk şartlarda kırıcılı sistem dediğimiz katolarımızla düşen kayaların parçalanması var. Bir yol yapılırken ilk başta etüdüne çıkıldığı zaman o derenin debisi, dağın yapısı, iklim şartı, evet, çığ nedeni hepsi bunların tek tek analiz edilir. İleriye dönük 50 yıllık planlamalar yapılır. Bir yolda kesinlikle menfezi, baksı, köprüsü, yolun kalitesine, yörenin kalitesine göre şekillenerek o yol hizmete açılması için bütçe çerçevesinde elimizden geleni yaparız. Yani şu bir iş başlamadan aslında bütün her şeyi hesaba katarak yapıyorsunuz bunu. Aynen. Tabii önce bütçemizi, yolun, o yolu yaptığımız yerin coğrafi yapısını, doğanın yapısına uygunluğunu hepsini tespit ediyoruz. Ondan sonra yapıyoruz. Evet. İl bazlı mesela stabilize 950 kilometre stabilizeli yolumuz var. Stabilize dediğimiz yani o yörenin coğrafik yapısına göre temel altıyla yaptığımız köylü vatandaşımızı çamurdan, ham yoldan kurtardığımız bir şekildir. Silindirle ve arazöz sistemleriyle sıkıştırdığımız yol standardıdır stabilize. Evet. Diğer bir yolumuz sati kaplama 820 kilometre. Bu da iyi bir oran. Çünkü genelde sıcak iklimde yol altyapısı müsait olan durumlarda sati kaplama yapıyoruz. Diğer bir adı birinci kat asfalt. Yani buna temel altı, astar, mıcır, asfaltın kullandığı bir sistem. Ama bunu genelde tavsiye etmiyoruz. Nedenini diyeceksiniz. Kır şartları çok ağır geçtiğinden dolayı, evet, tahribatları çok çabuk oluyor. Geri dönüşümü bize hızlı oluyor. Yani illere bazlı kaliteli bir yol standardı çıkmıyor. İnşallah bunları da istişare ediyoruz. Yani ödenek durumuna göre diğer yol durumlarına daha ağırlık vereceğiz. Diğer bir yol durumu tesviye yol dediğimiz yeni yol açılan yollar. Bu da 320 kilometre Bitlis geneli. Bunlar da hemen hemen inşallah sati kaplamaya yakın veya stabilize kaplamaya yakın uğraşıyoruz. Bunları da öyle bitireceğiz. Diğer bir yol çeşitimiz parke yollarımız. Parke yollarımız son zamanlarda ilimizde arttı. Evet. Talep de öyle. Ben de bundan yanayım. Neden yanayım? Merkeze yakın, ana yollara yakın yolları parke yaptığımızda köyün içini de parkeyle kurtarmış oluyoruz. Köyün içini parkeyle kurtardığımızda köydeki yaşayan çocuklarımız, vatandaşlarımız köy meydanlarında, camisinde, okulda rahatlıkla gidiyor ve çamurdan kurtulmuş oluyorlar. Bu da 130 kilometreye tekabül ediyor. Diğer bir yol çeşitimiz beton yol. Beton yollarımız şu anda Bitlis geneli 70 kilometreye yakın beton yolumuz var. Yalnız beton yolda 3 kalite vardır. Bir, tramiksli beton, hatıllı beton ve sonradan sıkıştırılmış beton. Evet. Biz bu bölgede 2016 yılında Samsun'a gittiğimde genel sekreterle incelediğimizde 800 kilometre Samsun gibi yerde beton yolları vardı. Bitlis'te başlayalım dedik. Önce olur mu olmaz mı düşüncesiyle durduk ama sonra ilk bunun başlangıcını Ahlat
Seyran Tepe diye bir köyümüz var, 8 kilometre ve Pomza araçlarının da o yolu kullandığı, ağır vasıtalarının da kullandığı bir yol ağında bunu denedik. Rabbime şükürler olsun, 10 günden bugüne yolda hiçbir sorun pürüz yaşamadık. Evet. Ha, bu da bize bir örnek oldu. Örnek olunca emsal teşkil ediyor. Evet. Yavaş yavaş müsait olan yerlerde, köy altyapısının müsait olduğu yerlerde de bu gibi beton yollarımıza ağırlık veriyoruz. Son bir yol çeşitimiz BSK. Ve sevdiğim, imkan olsa her tarafı, en azından her taraf olmuyorsa grup köy yollarımızı BSK sistemiyle, çizgileriyle donatıp halkımızın hizmetine sunacağımız yol çeşidi. Bu şu anda BİT'te 50 kilometreye yakın bu BSK yolu gerçekleştirdik. İnşallah sayın vekillerimiz de üzerinde duruyor. Grup yolları ödenek nezdinde, eğer ödeneğimiz, imkanımız olduğu takdirde bu grup yollarını BSK yola çevirmeyi düşünüyoruz. Maliyeti daha mı fazla? Tabii. BSK tümünden en pahalısı BSK. Yani BSK'nın maliyeti şu anda bir kilometresi, o da köy standartları 400 bin falan. Beton yolun 300-350 bin, parkenin 300 bin, satık kaplamanın, işte dedik ya, birinci kat asfaltın. Evet. Onun 150-180 bin arası olduğu için, biz de bütçeye göre hareket ettiğimiz için hizmetleri aktif hızlı götürelim diye yapıyoruz ama inşallah imkanlar dahilinde şu anda böyle gidiyoruz. Olduğu takdirde BSK'ya da diğerlerine de ağırlık vereceğiz. Evet. Bu yıl özellikle bunu vurgulamak istiyorum. Bu yıl 300'e yakın proje il özel idaresinin teknik elemanları çalıştı, çıkardı. Bu gibi işlerde kullanıldı. Ciddi, yani ciddi bir rakam. Evet efendim. Ben il özel idaresinin yatırım çeşitliliğinden de bahsetmenizi istiyorum. Hizmet ve yatırım çeşitliliği nelerdir? Aysun Hanım, il özel idaresinin yatırım çeşitlileri tabii ki kendi özlük şeyleri olduğu için, kurumlar bazında kendi işlerini devam ettirdiği için, evet, bazı kurumlara da tabii ki kendi bütçemiz, kendi imkanlarımız dahilinde yardımcı oluyoruz. Bunlar en başında 74 milyon bütçenin zorunlu gideri, biliyorsunuz milli eğitimi oluyor bizim %20'si. Yani bu da takriben 15 milyona denk geliyor. Evet. Milli eğitimin yeni okul yapımları, bakımları, onarımları. Ayrıyeten yine DAKA'ya 700 bin veriyoruz. Ayrıyeten Vilayetler Birliği'ne 800 bin veriyoruz. Ayrıyeten AFAD'a 235 bin veriyoruz. Ayrıyeten Selçuklu altyapısına 60 bin, OSEB'ye 80 bin. Ama en çok da sağlık, eğitim, kültür gibi alanlarda bunları destekliyoruz. Şimdi bunların hizmet çeşitliliğinde şehit mezarları var. Şehit mezarlarımız var. Sağlık var. Evet. Yani şehit mezarlarımız, biliyorsunuz, son zamanlarda son yasayla il özel idarelerine devredildi. Biz dağın başında kalan ve kadim ülkemizin kadim topraklarında şehitliklerin, şehit mezarlarının Milli Savunma Bakanlığı ile görüşmelerimiz nezdinde ve onların genelgeleri nezdinde bu mezarların ortaya çıkarılması, onarılması, bakılmasının tüm giderlerini karşılıyoruz. Artı kültürel faaliyetlerde bulununca kültür programlarında desteklemelerimiz var. Yine kültüre köy katkı paylarından, kültür katkı paylarından onarımlarda, tarihi binaların onarımlarında katkılarımız var. Evet. Yine doğa koruma gibi yerlere, bazı kurumlara yemleme desteklerimiz var. Tarım İl Müdürlüğü'ne fidan alımı, fidan desteklerimiz var. Yani elimizden geldikçe hiçbir yeri mağdur etmeden köy DES programı çerçevesinde tüm ilçelere, tüm köylerimize, mezralarımıza yetişmek için elimizden gelen çabayı göstererek yatırımlarımızı sürdürüyoruz, devam ettiriyoruz. Bunun akabinde tabii ki diğer bizim birimlerimiz hiçbir zaman boş kalmadı, boş kalmıyor. Yani biz gün geçtikçe bir iş değil, her gün şunu diyoruz. Bugün işimiz 99 birime düştü. Dersi günü bakıyoruz, işimiz 100 birim. Evet. Biz için durmak yok. Biz için yola devam, içme suyuna devam. Bizim mesela şimdi
İçme suyunda hemen hemen en başarılı olduğumuz bölüm. Aysun Hanım, %90-95, yani 643 yerleşim yerinin %90-95'i evinde cazibeli hemen hemen çoğu. İçme suyunu, çamaşır makinesini çalıştırıyorsa, içme suyunu içiyorsa, mezrası, köyü, bu bizim için bir gurur vesilesi. Ki bu anlamda geçmişi de hatırlıyoruz. Geçmişteki sıkıntıları da biliyoruz yani. Aynen. 42 tane cazibeli içme suyu köyümüz var. Bunu da Enaha yaparak, inşallah güneş enerjisi panellerimizi yaparak 10 köyümüzde başladık. İnşallah bunları da kısa bir zamanda dile getirerek ve projelerini uygulayarak faaliyetlerimize devam edeceğiz. Yani onun akabinde bakıyorsunuz, kanalizasyon tesislerimiz var. Hizmet çeşitliliklerinde. Evet. Bu kanalizasyona bakarsanız özel deren dışında olsa başka kurumlar yapar çevre şehircilik, ama kurum olarak, il özel deresi olarak ilin hemen hemen tüm il müdürlüklerinin statüsünde kendi birimlerimizde oluşturduğumuz hizmet alanları var. Kanalizasyonlarımız hemen hemen 643 yerleşim yerinden 220 tanesinde şu anda kanalizasyon tesisimiz var. Geri kalan kanalizasyon projelerini hazırlamışız. İnşallah bunlar da ileride ödenek dahilinde, ödenekler olduğu miktarda biz de sahada olacağız. Her daim yapacağız. Ferdi foseptiklerimiz var. Yani doğaya deşarjlı. Evet. Arıtma yok biliyorsunuz. Arıtmalar pahalı olduğu için. Bunları bitirdik. Bunlar var. Hizmet çeşitliliğimizde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz var. Tarım İl Müdürü statüsünde denkliğiyle yine sulamalarda artı hayvan yalakları dediğimiz, SWAT dediğimiz, işte betonarme SWAT'lar, saç SWAT'lar, bunları yapıyoruz. Yani biz olmazsa olmazımızı şunlara hep diyoruz. İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğümüz var. CBS dedim biraz önce. Evet. Coğrafi Bilgi Sistemi. İnşallah bir dahaki programlarda sizler bir köyde ne olduğunu, köyün adını girdiğinizde o köyün kilometresini, uzaklığını, içme suyu durumu, yol durumunu, okul durumunu, sağlık ocağı durumunu, evet, artı içme suyu durumunu, kanalizasyon durumunu coğrafi bilgi sistemiyle öğreneceksiniz. İhalesini bitirdik. İnşallah 2011'in sonunda tüm veriler buraya girecek. Bu veriler girildikten sonra herhangi bir vatandaşımız dünyanın neresinde olsa köyün adını girdikten sonra o verilere ulaşmış olacak. 2021'in sonunda dedi. 2021'in sonunda. Evet. Yine hizmet çeşitlilerimizde milli eğitimle ilgili onarımları söyledik. Onlar var. Jeotermal alanlar var. Yani biliyorsunuz Supan Nemrut eteğinde duruyoruz. Büyük jeotermal alanlarımız var. Evet. Allah nasip ederse bu jeotermal alanın da jeofizik etüt ihalesini yaptık. Bu alan, yeraltı bilimindeki alan tespitlerini bitirdik. İnşallah Cumhurbaşkanlığı Strateji Daire Başkanlığı ve İl Tarım Müdürlüğü ile ortak bir projemiz var. Veriler çıktıktan sonra jeotermal alanları kazandıracağız. Bunlar var. Sonra ruhsat denetim birimimiz var Aysun Hanım. Evet. Görülmeyen. Şimdi ile bakıyorsunuz, kocaman bir il. Taş ocakları var, maden ocakları var, pomz ocakları var, kum ocakları var. Bunlar hep bizde. GES'ler var, HES'ler var. GES, güneş enerji sistemleri. Evet. HES, hidroelektrik sistemleri. Bu gibi projelerin hepsi, inan ki kurumumuz tarafından projelendirilmesi, takibinin yapılması, sonuçlandırılması ve rantabil bir şekilde hem halkımıza hem çalışan firmalara güzel bir şekilde fayda sağlamak için çalışıyoruz. Aynı zamanda destek var. Destek müdürlüğümüz var. Bunlar dış kurumların, iş kurumumuzun ve bizim strateji belirleme odaklı olduğu için bu müdürlüklerimiz gece gündüz demeden strateji, personel, destek, makine ikmal, gece gündüz tüm yakıt ikmallerimizi, tüm bakım onarımlarımızı gece hemen nereden ne varsa ulaşmak için çalışan cefakar elemanlarımız var. Çalışma arkadaşlarım var. Burada tüm çalışan arkadaşlarımı ve İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Bey olsun, değerli meclis üyeleri, bu çalışma düzenini gördükleri zaman ne götürdükse yok yoktur. Hepsi var. Evet. Bu da birlikten oluyor. Rabbime şükürler olsun. Çeşitliğimiz çok fazla. Biz hizmetler için adayız. Biz hizmetler için bu kurumu yönetiyoruz. Biz hizmetler için varız. Vatandaşımıza her türlü yönüyle hizmetleri sonuna kadar götüreceğiz inşallah. Aslında çok önemli noktalarda önemli hizmetler veriyorsunuz.
pek fazla görünmeyen ama ciddi hizmetler, yani hayatımızda gerçekten önemli birçok alanda ciddi hizmetler veriyorsunuz diyebiliriz. Aynen. Peki İl Özel İdaresi'nin destek aldığı eş firmalar nelerdir Sayın Aydoğdu? Şimdi İl Özel İdaremiz, bütçeyi konuşurken de söylemiştik, arz etmiştik. İl Özel İdaremiz dış kurumlardan ve dış ortaklarla da eş finansmanlı projeler, güdümlü projeler sunuyor. Bunun en güzel ve en rantabl bir şekilde de dile getirirsek DAP, Doğu Anadolu Projesi. Tarımsal müdürlüğümüz ve tarımla entegreli, tarım il müdürlüğüyle entegreli bizim tarımsal destekli projelerimiz var. Sulama kanallarımız var. Kapalı sistem, açık sistem, gölet, havuz. Bunlar DAP'tan aldığımız projelerle hemen hemen şu anda tüm köylerimizde olmasa da büyük köylerimizde ve beldelerimizde ve belediyemizde bizim vasıtamızla Doğu Anadolu projesine teklif edilir. Oradan proje karşılığında ödenekleri gelir. Bu sulamalar yapılır. DAP'tan aldığımız her yıl ortalama 5-6 milyon değerinde bir destek var. Bu da takriben 7-8 köyümüzü ilgilendirir proje bazlı. Her yıl biz bunlarla oturur, projelerimizi yapar ve Erzurum'a göndeririz. Aynı zamanda eş finansman destekli biz katkı vermemize rağmen Çam Sakızı Çoban Armağanı az bir katkıyla büyük bedelleri aldığımız şeyler var. Birisi de Vilayetler Birliği. Vilayetler Birliği şu anda Ahlat ilçemizde gerçekten takdire şayan bir eser yaptılar. Sağ olsunlar, var olsunlar, desteği olan, sebep olan herkesten Allah razı olsun. Bu model bir Türkiye'de Çanakkale'de var, bir Ahlat ilçemizde var. Cumhurbaşkanımızın Ahlat'a teşrifleriyle bu model güncellendi, gündeme geldi. Ve Vilayetler Evi ile görüşmelerimizin nezdinde böyle bir projeye kalkıldı. Şimdi o proje bitti. Allah'a şükür teslim aldık. Cumhurbaşkanımız da açılışını yaptı. Şu anda bu projenin amacı Ankara'da, İstanbul'da, Türkiye'nin batı kısmında ve Avrupa'da olan kişilerin burada konaklanması ve bu bölgeyi tanıması. Evet, turizm açısından da ciddi bir proje aslında. Aynen öyle. Çünkü münbit topraklar, verimli topraklar, her türlü bereketli topraklar, turizminin, inanç turizminin, yaz turizminin, kış turizminin olduğu bir yer. Buraların görülmesi lazım. İnşallah bu projenin devamında şu anda sahile doğru inen bir kısım var. Orada da marinalı, limanlı bir mesire alanı yapılacak. Vilayetler evinin hemen karşı tarafında. Metropol Otel dediğimiz o civarda, evet. Sahile sıfır bir yer. Çok güzel bitti, teslim ettik. Şu anda Gençlik Spor İl Müdürlüğü bundan sonraki yönetimi onlara protokolla devrettik. Ama bundan yetiniyor muyuz? Yetinmiyoruz tabii ki. Buna mukabil yine AFAD'la mücbir sebeplerden dolayı AFAD'a teklif ettiğimiz, hazırladığımız projeler var. AFAD İl Müdürlüğü ile AFAD Başkanlığı ile yürüttüğümüz, görüştüğümüz bu projelerde karşılığını alıyoruz. Ve nihayetinde bunda en büyük emeği sağ olsunlar sayın vekillerimizin, meclis başkanımızın, işte Vali Bey'in gidip Ankara'da bunları takip etmesi, evet. Ve bize geri dönüşümün yapılması. Şu anda hiç unutmam, yaz Ağustos aylarıydı. Biz 20 yıl emek verdiğimiz Mutki Karabulak köyümüz vardı. Yolu 16 kilometre. Bir gecede yukarıdan gelen Allah'ın bereketi ile bir gecede o 20 kilometrelik yol tahrip oldu. Hemen hemen yok oldu. Tabii biz sağ olsun ilçe müdürümüz, ekiplerimiz oraya intikal ettiklerinde, sonra biz gittiğimizde köylümüz gerçekten kadirşinas. Yani kendimize empati yapıp onların yerine bıraktığında, evet. Yani hallerini anladığımızda şükrediyoruz. Onların yanında olmak istiyoruz. Şunu demişlerdi, hiç unutmadım. Siz burada varsınız yeter, canlarını sormuştuk. Siz burada varsınız yeter, devlet burada bizi için bunu gördük yeter. Hayvanları gitmiş, araçları gitmiş, içme suları gitmiş, yolları gitmiş ama şükürdar, kadirşinaz,
bizi için de bir moral oldu. Ama Allah'a şükür AFAD'la görüşmelerimiz, vekillerimizle görüşmelerimiz, Vali Bey'in talimatıyla çok güzel bir oraya mücbir sebeplerden dolayı dosya hazırlandı, gitti, geldi. Süratli bir şekilde de tabii o AFAD'ın ödeneğiyle oraya el atıldı. Bu tek orası değil, Bitlis genelinde coğrafi yapıdan dolayı selidir, işte sularıdır, karıdır, depremidir, kayan yerleridir. Evet. Nerede bir tehlike varsa bunlardan da AFAD'dan destek alıyoruz. Diğer bir eş finansmanlı olan yer DAKA'dır. Dedim ya az veriyoruz, çok alıyoruz. DAKA'da da yine öyle. Sokak sağlamlaştırmasında olsun, OSEB'de olsun, organize sanayi bölgesinde olsun, kültür varlıklarında olsun, sokak sağlamlaştırmasında olsun hepsinde verdiğimiz inan ki katkı payları az ama fazlasıyla geri alıyoruz. Geri aldığımızı da halkımıza sunuyoruz ve bu da görünüyor. Şükür Rabbime elimizden geleni yapıyoruz yani. Sayın Akdoğan, İl Özel İdaresi'nin istihdama yönelik çalışmalarında olduğunu biliyoruz. Biraz da bu çalışmalardan bahsedin istiyorum. İstihdam konusunda İl Özel İdaresi olarak ne yapıyorsunuz? İl Özel İdaremiz istihdam çeşitliliği yönüyle şöyle zikredeyim. Birkaç madde şeklinde ama en güzeli kendi vasfımda Bitlis Organize Sanayi Bölgesi. Neden derseniz, şimdi organize sanayi bölgesi 15-20 yıllık bir geçmişi olan bir yer. Evet. Rahva 3 yolda. Malum 500 dönüm üzerinde 56 parselden oluşan bir yer. Bu son zamanlarda çevre duvarı, altyapısı, idari binası yapıldı. Altyapı yapılmasına rağmen fakat binaların konum itibariyle yer değiştirmesi, yön değiştirmesinden ibaret altyapıda biraz sıkıntılar çekiyoruz. Ama Allah'a şükür onu da çözüyoruz. Burada istihdam niye diyorum? Başta vekillerimiz her platformda dile getiriyor. Eskiden Bitlis'in sorunu neydi? Eğitimdi, terördü, sağlıktı. Sağlıktı, evet. Şimdi Rabbime şükürler olsun ki ekarde edildi. Onlar belli bir noktaya taşındı. Güzelliklerle çoğaldı. Şimdi asıl hedef, hepimizin topyekün hedefi istihdam olmuş. Yani bu da olması gerekiyor. Çünkü Bitlis'in artık genç bir nüfus potansiyeli var. Ve çalışmaya, hizmet etmeye layık bir potansiyel var. Bizler de elimizden geleni yapacağız ve yapıyoruz. Bunun en güzel örneklerden biri istihdama yönelik OSEB. OSEB şu anda Rahva'da 56 parselden hepsi dolu. Talep var, evet. Verebilmiyoruz. Çok güzel bir şey. Ama açılış ruhsatı olan, fabrikalarını açan şu anda 40'a yaklaştı. Bu fabrikaların içerisinde bal var, peynir var, kuru kak meyve var. Ta ihraç ediliyor. Tırlarla girip İskenderun'a giden bir yatırım çeşidi. Tekstil var, mobilya var, cam var, endemik bitkilerin paketlendiği yer var, kot taşlama var. Ama en büyük payı tabii ki tekstil alıyor. Evet. Tekstilde de inşallah zirveye doğru aday olduğumuzu belirtmek isterim. Burada İl Özel İdaremize ait 40 dönümlük bir alanımız vardı. İfrazı yapılmıştı ama biz tekrar tevhid yaptık, birleştirdik. 40 dönüm alana 3 tane büyük, yani her bina ABC binası, her binamız 3800 metrekare. Bazen 3400 diye zikrediliyor. Doğrudur, o da doğru. Çünkü çekme katıyla birlikte 3800 metrekare her bina, evet, bir alan oluşturduk. Bu alanı Ağustos ayında ihalesini yaptık. Eylül-Ekim ayında Allah'a şükür, Rabbime şükürler olsun bitirdik ihalelerini, işi bitirdik. Daha sonra Ekim ayında teslimini aldık. Aralık'ta da 3 binamızın artık müteşebbisler için, firmalar için ihaleye çıktık. Ve ihale neticelendi. 3 firmamız da şu anda, geçen hafta ziyaret ettiğimde, 3 firmamız iş dizaynlarını yapıyorlar. Sorduğumda bu önümüzdeki haftalar
personel alımına başlayacaklar İşkur vasıtasıyla. Evet. Bunda da seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle öyle evler var ki hiç evine maaş girmiyor. Ama bu tekstilde çalışan çocuklar hiçbir yere gitmeden kendi kardeşlerimiz, bacılarımız orada çalışacaklar, maaşlarını alacaklar. Biz sevinç ve övünç madalyası gibi evlerine götürecekler. Bu da bizleri mutlu ediyor. Ve aynı zamanda yine iki parseli daha aldık. İnşallah ondan da projeleri hazırlanıyor. Sayın vekillerimizin bilgisi nezdinde DAP'a gönderdik, evet. Bakanlığa gönderdik. Evet. Bu da 20 milyon değerinde bir inşallah destekleri olacak yeni fabrikaların yapılması için. Bizler OSEB'e bizim olmazsa olmazımız şiarıyla artık hareket ediyoruz. Ne olursa olsun başımızda OSEB'nin Vali Bey. Onun yanında koordinatör Tekin Bey, Tatvan Kaymakamı Vali Yamsı. Onun yanında OSEB'e müdürü Cihan Demir arkadaşımız ve gecemizi gündüzümüzü vererek yatırımcılara, araçlarda, karla mücadelede yardımcı oluyoruz ki yani onların önünü açalım. Bitse yatırıma buyur diyoruz, davet ediyoruz onları. Onun için o sebebe bu gibi faaliyetlerimiz devam ediyor. Diğer bir istihdama yönelik malumunuzdur, Bitsin genç nüfus potansiyeli var. Bizim gençlerimiz operatörlük belgeleri için diğer illere gidiyordu, müracaat ediyordu. Evet. Bir belge alımı için kilometrelerce yol katlediyorlardı ve büyük fahiş paralarla bu belgeleri alıyorlardı. Biz yine Milli Eğitim İl Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ile istişareli çalışmalarımız sonucu çeşitli operatörlük kursları açtık. Hocaları bizden, eğitim alanları bizden. Ne mutlu bize ki en azından herhalde takriben bir 500 kişiye yakın böylelikle Bitlis gençliğini vasıflı eleman yani belgeler aldırarak operatörlük şeyine kazandırdık. Bu da bir emek ve ücret karşılığı olduğu için seviniyoruz yani. Bu gibi gençlerimizin önünü açmamız gerekiyor. Diğer bir istihdama yönelik stajyer öğrencilerimiz var. Tabii ki sanat okullarında başarılı olan öğrencilerimizin bütçe döneminde belli bir cüzi bedel ayırarak onları hem sanat okulunda çocukların eğitimine artı kurum nezdinde çalışmaları görüp görsele dökme nezdinde desteklediğimiz başarılı öğrenciler harçlık cep harçlığı veriliyor ve bizde istihdam edilir gibi işte cüzi bir sayıyla 15-20 her yıl okul yıl sonu itibariyle bitirme aşamasına gelen öğrencilerimizi dairemizde nezaketen stajlarını tamamlatıyoruz ve istihdama yönelik onları hazırlıyoruz. Diğer bir istihdama yönelik jeotermal alanlarımız var. Bu da olmazsa olmazımız. Bunu inşallah başardığımız takdirde ben canı gönülden bunu hayal ediyorum. Yıllar önce tekstili hayal ettiğim gibi. Bitlis ilinin Subhan'dan Nemrut'a kadar seracılığını, otel bazlı, turizme amaçlı, madenlerle, ısıtma sistemini inşallah bu jeotermallerle benim kendi şahsi görüşüm çözmeyi planlıyoruz. Ve bu projeler yeni gündeme iyice geliyor. İnşallah büyük maddi destekler bulduğumuzda bunlar faaliyete geçeceğine inanıyorum. Bunlar Bitsin gençliği için, hizmet için güzel projeler, güzel vasıflar. Elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapacağız, devam edeceğiz. Bunları yaparken tabii bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet. Yani proje hazırlamak bizden, güç kuvvet, takdir Allah'tan ama sebeplerden hep Allah razı olsun. Evet, çok teşekkür ederiz. Aslında istihdam anlamında çok önemli konulardan bahsettiniz. Ben merak edilen önemli bir konu karla mücadele çalışması. Kısa bir aradan sonra bu soruyu da size yöneltmek istiyorum Sayın Aydoğdu. Sevgili seyirciler, kısa bir ara veriyoruz.
Sevgili seyirciler, kısa bir aradan sonra tekrar karşınızdayız. Adem Bey, reklama girmeden önce bunu merak ediyordum. Karla mücadele çalışmalarınız. Tabii önemli hizmet kollarınızdan biri de karla mücadele. Evet. Bu anlamdaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Şimdi şöyle karla mücadelesine bir giriş yapayım. Türkiye'nin başkenti Ankara, karın başkenti Bitlis. Yani karın başkenti Bitlis'imiz gerçekten de öyle. Hatta bazı seminerlere gittiğimizde hep şunu söylerler. Karın başkenti Bitlis'ten hoş geldin. Ben de hep şunu söylerim. Yazın ve sahillerin güzel yerinin güzel insanları diye. Niye bunu zikrediyorum? Biz de Aysun Hanım hepsi zikrediyoruz ya. Kilometremizi, köy sayımızı, mezramızı. İnanın ki karla mücadele farklı bir boyuttur. Farklı bir kurum, farklı bir kimlik, farklı bir hizmet. Ama Rabbime şükürler olsun ki biz şöyle Rahman'dan gelen bereket diyoruz. Yani kış geldiği zaman şuna inanıyoruz ve görüyoruz. Hastalıkların temizlenmesi, münbit topraklarımızın bereketlenmesi, artı insanlarımızın cıvıl cıvıl oluşu, bunu bir sosyal aktiviteye çevirmesi. Bizler kar için şükrediyoruz. Kar zahmet getiriyor ama sonunda bereket getiriyor. Rahman Rahim getiriyor. Biz karı inşallah hem turizmiyle hem kayak merkezleriyle ve münbit topraklarımızın bereketlenmesi ve köylümüze hizmet ederek en güzel şekilde değerlendirmesiyle karla mücadelelerimizi de bu şekilde devam ediyoruz. Karla mücadelemizi 2341 kilometrede 643 yerleşim yerinde her zaman bunu zikredeceğim. Arvento takip sistemleriyle gece gündüz demeden tüm hastalarımıza, tüm köylümüze, tüm vatandaşımıza hizmet etmek için her an hazır durumdayız. Evet. Şunu özellikle zikredeyim. Şöyle bakalım. Şimdi bazen diyoruz ki işte biz 30 bin kilometre karla mücadele yaptık. Bizi arayan eş dost şunu diyor. Ya abi bu kadar var mı ya? Şöyle bir çarpan etkisi yapalım. Bizim kilometremiz ne kadar? 2341 kilometre. Evet. Bir ayda 10 gün kar yağdığını düşünün. 10 kere ile çarpın. 24 bin kilometre eder. En basiti. Evet. 3 ay değil. 4 ay değil. Ben 1 ayı söylüyorum. Ve bunun yedek parça gideri, yakıt gideri, personel istihdamı. Düşünsenize. Ne kadar bir zaman, ne kadar bir yorgunluk. Ve ben her zaman diyorum, ben kendi personelimle gurur duyuyorum. Bitlis'i inceleyin, tüm il müdürlükleri kurulduğu itibaren personel sayısıyla çoğalırken, Bitlis köy hizmetlerinden bu tarafa il özel idaresi küçülmeye gitmiştir. Ben köy hizmetlerine girdiğim zaman 650 kişiyken, şu anda ben dahil 261 kişiyiz. Bu nedendir? Kendi halkına hizmet eden cevval çalışan çalışanlarımdandır. Evet. Bunu yer yer kendi çalışmalarda bazen görüyorum. Köy ihbarlarında. Biliyorsunuz kışlar oldu mu malum. Köylümüz çok cefekardır. Kendi köyüne geri dönüşünü yapar. Hayvanıyla, kendi aile efradıyla geçimini sağlar, geçinir gider. Karla mücadele çalışmalarında en büyük handikaplarımızdan biri asılsız ihbarlardır. Aysun Hanım. Evet. Ya bu bizi tek sekteye uğratmıyor. Olmazsa olmazımızdır. Çünkü aynı anda sağlık ekibiyle bizimkiler entegreli ve istişareli bir şekilde yoğunlaşırken asılsız bir ihbarla dönüş yapan araçlar zaten imkanlar yer yer kısıtlı. İmkanlarla o asıl ihbar olan, hasta olan yere ulaşamıyoruz. Bu da bizim için yüzücü bir olay oluyor. Bu karla mücadele çalışmalarını yürüttüğümüz zaman 70 karla mücadele ekibimiz, 50 iş makinamız, 9 şantiyemiz, 6 ilçe özel idare müdürümüz ve merkezde bulunan merkezi ana, aynı zamanda kumanda merkezi dediğimiz merkezi ilçe birimimizdir. Evet. Bunları gece gündüz demeden WhatsApp hatlarımızla hep beraber el ele ve hiçbir zaman dinlenme moduna geçmeden, bunu özellikle zikrediyorum, dinlenme moduna geçmeden direksiyon başında uyuyakalan personelimi görmüşümdür.
direksiyon başında. Çünkü rotatif dediğimiz bu kar savunma araçları biraz ağır gider Aysun Hanım. Evet. Biz karayolu olmadığımız için ana ve BSK yollarımız vardı ya, oraya girdiklerinde çok kısa bir modülle, çok kısa bir hızla gittiği için, yani o gecenin yorgunluğuyla 24 saat kendini ayarladığı takdirde uyuyakalan personelimizi biliyoruz. Bu çok yani Kadir Şinazlık ve işten gelen bir sevgiyle, yani hizmet aşkıyla yaptığı için bunları gözümüzle görüyoruz. Karla mücadelede hiçbir zaman bıtkınlık olmadı. Bizi için durmak yok. Yola devam diyoruz. Çünkü nedenini sorarsanız, bizler Bitlis İl Özel İdaresi olarak bir Batman değiliz, bir başka bir il değiliz. Kışları karları yok, giderleri yok. Bizde tam tersidir. İlkbahar bakımlarımız, yaz inşaat sezonumuz, kış, sonbahar seller, heyelanlar, çığlar, evet. Kış gelir karla mücadele. Yani dört mevsimli, dört farklı şekilde hizmete adanan ruhlar diyorum, ekip diyorum. Ben bunun için kutsallığına inandığımın kurumum gerçekten ve sevap nezdinde olan hizmetleriyle her zaman, her daim, gece gündüz alnından tek tek öptüğüm personelim, bize destek olan tüm büyüklerimiz, siyasi bürokrasi, tüm büyüklerimize minnet borçluyuz. Evet. Ve biz de tabii ki bu hizmeti halkımıza elimizden geldikçe güzel bir şekilde sunmaya gayret edeceğiz. Ve mutluyuz. Hiçbir zaman şikayet almadık karla mücadelede. Hep şunu yapıyoruz. Şikayet gelsin diye oturmuyoruz, beklemiyoruz. Şikayet gelmeden müdahale ediyoruz. Evet. Bu çok önemli. Şikayet gelmeden müdahale ediyoruz. Ben yine geçmişe döneceğim. Hakkınızı helal edin. Köy hizmetlerindeyken 90'larda, 2001 yıllarında böyle yol müdürüyle otururduk sohbetlerde. Aysun Hanım, dozerimiz 3 ay, 4 ay yakıt yedek parça bulamazdı. Yani bunu yaşadık. Evet. 3 ay kapalı olan köy yolumuz vardı. Şimdi en kralı bir haftadır. O da nedendir? Ya çığdandır veya bir sebeptendir. Yani iş makineleri, şimdi 600 yerleşim yeri diyoruz, 643. Bir de il içinde çalıştığımız alanlar vardır. Şimdi başımız, Sayın Valim talimat verdikten sonra biz için bitiyor. Evet. Yardımlaşma ruhuyla birbirimize entegreli şekilde yardım ettiğimiz yerler vardır. Bunların da nezdinde hiçbir zaman biz kurum nezdinde hiçbir kuruma, hiçbir kurum amirine, şahsım nezdinde hiç yüzümüzü soğutmadık. Aynı kurumları, aynı illeri temsil ediyoruz. Biz hizmet için olduğumuz için sağ olsunlar bizleri de kırmadılar. Hep empati yaparak elimizden gelen ne ise yardımcı olmaya çalışıyoruz. Karla mücadelemiz sonuna kadar son hızıyla devam edecek. Karla mücadeleyi yaparken tek yol açmıyoruz. Buna dikkat çekmek istiyorum. Düşünün, öyle büyük köylerimiz var ki 2500 nüfuslu köylerimiz var. Gürülmak, Değirmenköy. Evet. Bir iş makinesi sabah başlasın, 2 günde köyün içinden çıkabilmiyor. Neden? Çünkü büyük yerleşim alanı. Yine aklıma hemen gelmişken 2 gündür Güroymak'ta Oduncular Köyü var. Eski ismiyle Boryan dediğimiz Nemrut'un eteğinde. 16 kilometreden içme suyu gidiyor. Duhap Vadisi'nden gidiyor. Bitsin arkasından. Bitse de oradan cazibeli içme suyu geliyor. Ya o 16 kilometreyi açıp o içme suyu arızasını bulmamız lazım. 16 kilometreden. Binlerce hayvanın yaşadığı, binlerce nüfusun olduğu büyük bir köy. Oduncular Köyü. Ya o hattı açacağız veya sondaj usulü açarak gitmek. İlçe müdürümüz Hayrettin Bey ile görüşüyoruz. Diyor, müdürüm 3 tane iş makinesini oraya bağladım 2 günlük. Düşünebiliyor musunuz? 16 kilometrede tahribatı bulmak zorundayız. Biz için durmak yok. İçme suyu olsun, karla mücadelesi olsun ve entegreli olduğu için. Rabbime şükürler olsun ki güzel bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Halkımızın teveccühünü almaya çalışıyoruz. Dualarını almaya çalışıyoruz. Biz her zaman görevi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Sizlerin nezdinde de inşallah bunları dile getirmiş olduk. Şunu da eklemek istiyorum. Bitlis bazında düşünecek olursak, sizin de bahsettiğiniz gibi eskiden hepimiz bunları biliyoruz. Köy yolları uzun süre kapalı kalıyordu. Hastalarımız ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Şu an takip ettiğim kadarıyla
4 saatlik, 5 saatlik çalışmalarla da olsa bir şekilde hastaya ulaşılıyor. Sağlık ekipleriyle entegreli bir şekilde çalışma Aynen. yürütüyorsunuz. Aynen. Bu anlamda da ciddi ve özverili bir ekibe sahip Aynen. olduğunuzu biliyoruz. Sayın Adem Bey, son olarak programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa onları da alalım, öyle kapatalım. Sizlere ne kadar teşekkür etsem az. Bu ekranlarda, Türkiye'de, dünyada görsel ve sözel olarak bizi tanıttığınız için teşekkür ediyorum. Hani büyüklerimizin bir sözü vardı ya, gidemediğin yer senin değildir. Biz Bitlis ili sınırları dahilinde hiçbir karış bırakmadan tüm hizmet çeşitiyle orada olduğumuzu burada beyan ediyoruz. Şahsım ve kurumu temsil ettiğim kurumum adına Bitlis ailesini, emek verenleri, tüm Bitlis'te olan güzide basınımızı, çalışanlarımı, genel sekreter yardımcılarımı, birim müdürlerimi, ilçe müdürlerimi, şantiye şeflerimi, hepsini Adanzı'ya, tüm personelimi alnından öpüyorum. Onlara minnet borçluyum. Vatanı için şehit düşen, görev başında bizde şehit olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Kalanlara Rabbim acil şifalar versin diliyorum. Sizleri canı gönülden kutluyorum. Allah Sayın Valimiz Oktay Çağatay Bey'den, Sayın Vekilimiz Cemal Taşar Bey'den, Sayın Vekilimiz Vahit Kiler Bey'den, İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç Bey'den ve değerli meclis üyelerimizden razı olsun. Gerek yatırım bazlı, gerek istihdam bazlı, gerek istişareli yaptığımız programlar bazlı hiçbir şekilde hiçbir talebimiz şahsım ve kurumun boşa dönmemiştir. Bu ekranlarda hepsine minnet borçluyum. Hepsini saygıyla selamlıyorum. Bu gecenin bereketi, hürmeti üzerine tümünü en kalbi duygularımla selamlıyorum. Saygılarımı arz ediyorum. Sayın Aydoğdu, biz de size çok teşekkür ediyoruz. İl Özel İdaresi bazında aklımızda olan tüm soru işaretlerini cevapladınız burada. Bitlis TV ekranlarında. Çok teşekkür ediyoruz. Çok biz sağ olun. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola. Bugün çok değerli bir konuğumuz vardı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu. Kendisine huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum ve iyi akşamlar diliyorum.